tanesini burada, bir tanesini de aşağıda az sonra açmış olacağız. Dolayısıyla hepiniz hoş geldiniz. Az sonra programımız başlayacak. Tabii şansımızdan hava da güzel. Onun için böyle yazdan kalma bir hava pek bulunmayan ama bu da güzel. İnşallah Kaytazdere'de spor sadece salonlarda değil, dışarılarda da gençlerimiz için spor alanları oluşturuluyor. Uzun bir süre görüşemedik. Tabii hem ülkenin hem dünyanın gündemi yoğun olunca, biz gazeteciler de o yoğunluğun içerisinde, bir koşturmaca içerisinde olunca, ama emin olun Kaytazdere'de hizmet bitmiyor. Yaz kış devam. İşte bu salonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sayın Belediye Başkanımız Ali Kangal Beyefendi orada söylemişti. Kaytazdere kadınlarımız için çok güzel projelerimiz olacak. Bir tanesi de Altınova Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir proje. O projede de el emeği, göz nuru eserlerin üretilebileceği kadınlarımıza yönelik bir kurs açılışımız var yine bugün. Bir diğerimiz de artık pastanelere para vermek yok. Pastaneciler bu işten belki hoşlanmayacaklar ama hoşlanacakları bir şeyi söyleyelim. İnşallah kadının, üreten kadın, üretken toplum sloganımız vardı. İnşallah kadınlarımızın ürettiği pastaları pastanelerde daha uygun maliyetlerle satılabilir. Bu sefer pastaneciler belki sevinirler bu işe. Onu da söyleyelim hemen. Pasta yapım üzerine kurslar açılıyor. Bunun da bugün açılışını yapacağız. Hazır görüşüne davet ediyorum. Buyurun. Ruhları şad olsun. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde kütlenen sonu kavgamet. Milletimin. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, İlçe Garnizon Komutanım, İlçe Emniyet Amirim, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, il genel meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Altınova Belediyesi, Altınova ilçesi içerisinde güzel şeyler olacak. Kaytazdere'de güzel şeyler olacak dedik ve Kaytazdere'de bugünün müjdesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde verilmiş idi. Sayın Kaymakamımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bütün programlarında Kaytazdere Belediyesi'nde. Bugünle ilgili verilen sözde de zat-ı halleri hanımefendiyle birlikte aramızdaydı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün yine aramızdalar. Evet, kadın baş tacı, kadın anne, kadın geleceğin başkanlarını, kaymakamlarını, valilerini, başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını yetiştiren, doğuran, büyüten ve ona insan olmayı öğreten en önemli okul, başlangıç noktası. Onun için kadınlarımıza bir alkış rica edelim biz. Evet, bugün burada içerisinde kondisyon merkezlerinin, ağırlık merkezlerinin ve çalışma istasyonlarının olduğu, Kaytazdere'mize yakışır bir spor kompleksinin açılışını yapıyoruz. Sonrasında da Altınova İlçe Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa el emeği, göz nuru işlerin işleneceği bir kurs açılışı. Sonrasında da yine beldemizde çok güzel bir kursun daha açılışı için sizleri bugün burada misafir ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, İlçemizin değerli protokol üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Kaytazdere Belediyesi Fitness Salonu'nun açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değişen ve gelişen Kaytazdere sloganıyla çıktığımız hizmet yolunda Kaytazdere'mizde insan odaklı, sosyal belediyeciliğin farklılığını ortaya koyan projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün açılışını yapacağımız fitness salonumuzda her yaştaki insanımıza sağlık için spor yapma imkanını sağlayacağız. Burada sporcularımız güç kuvvet çalışmaları yapabilecek, buradan vücut geliştirme sporu yapma imkanı bulacaksınız. Gençlerimiz ileride belki şampiyon olacaklar. Diğer taraftan orta yaştaki vatandaşlarımız burada yaşam kalitesini artıracak, sağlık için spor yapma imkanı bulacaklar. Ben salon hayatına geçirilmesinde bize destek olan başta şampiyon güreşçilerimizden olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ve Dünya şampiyonu Ali Kangal'ı, eski başpehlivanlardan abim Sebahattin Kangal'ı, yine Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapmakta olan Albay Ayhan Balıkçı, yine bize büyük destek olan Yüzbaşı Abdullah Orhan'a teşekkür ediyorum. Ve emeği geçen bütün belediye personelimize ayrıca teşekkürü bir borç diliyorum. Bu açılışta bizi yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza ve saygıdeğer hanımefendiye, belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, belediye meclis üyelerimize, siz değerli davetlerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Biz de belediye başkanımız Ali Kangal Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, değerli misafirler, hepinizi kurum adına saygıyla selamlıyorum. Biz Halk Eğitim Müdürlüğü olarak çeşitli kurslar açma imkanına sahibiz. Bu kurslarımızı açarken ya kendi imkanlarımızla bu kursları açıyoruz veyahut da belediyelerimizin, muhtarlıklarımızın, okullarımızın binalarından, eğitim araçlarından faydalanarak çeşitli kurslar açıyoruz. Burada da Kaytazdere beldemizde de bu sene üst katta spor salonunun yan tarafında el sanatları ahşap boyama kursu açtık, devam ediyor. Bura bittikten sonra aşağıda kavşağın yan tarafında bir pastacılık kursu hazırlığımız var. Sağ olsun belediye başkanımız ve ekibi tarafından çeşitli malzemeler alındı. Buranın hazırlığı yapıldı. Öğrencilerimizin de kayıtları yapıldı. Yakında kursumuz da orada başlayacaktır. Ayrıca yine Kaytazdere beldemizden bize gelen talep üzerine bir halk müziği ses korusu kursumuzun da hazırlığı yapılıyor. Bundan da kursiyeler tamamlandığı zaman da okulda bu kursumuzu açacağız. Bu kısa bilgiyi sunuyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Bırakmayalım. Sadece programda göründüm gittim değil, o programları sağ olsun eşi hanımefendiyle birlikte bizleri onurlandıran ve bu programlardan da gördüğümüz kadarıyla büyük keyif alan bir isim. İlçe Kaymakamımız Nurullah Kaya Beyefendi'yi, Altınova İlçe Kaymakamımızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Güzel bir sonbahar demlerinde sevgili Kaytazdere halkımızı ve değerli protokolü selamlıyorum. Gününüz kutlu olsun diyorum. Hanımefendilerle beraber, bilhassa Kaytazdereli hanımefendilerle beraber yapılan her türlü etkinliğin güzel olduğunu da belirtmek istiyorum. Biz de hepsine büyük mutluluk duyarak katılıyoruz eşimle beraber. Tabii iki gündür Çiftliköy kavramına legalden baktığım için Çiftliköy köylerinde gezme imkanım oldu. Tamamını gezdik ve gerek Çiftliköy'de, gerek Yalova'da, gerek Altınova'nın beldelerinde ve merkezinde Türkiye, ülkemiz harıl harıl çalışıyor, faaliyetlere devam ediyor, üretmeye devam ediyor ve bunun tamamlayıcı olarak da Kaytazdere'de böyle finalde de buluşmaktan da duydum keyfiyeti belirtmek istiyorum. Devletimizin güzel kişiliği tektir arkadaşlar. Ve bizler de çeşitli sıfatlarla, ünvanlarla, görevlerle bu güzel kişiliği tamamlayan kurumların başındayız. Bizlerin faaliyet alanları içerisinde ortak paydada buluştuğumuz noktaların sayısı daha fazla, uzlaştığımız noktalar fazladır. Bu konuda halk eğitimleri çalışma sahasıyla belediyelerin çalışma sahaları birbirini tamamlamakta yekvücut hale gelmektedir. Burada asıl mesele meziyet bu koordinasyonu sağlamakta, sonuç elde etmekte ve insanlarımızın memnuniyetini arttırmaktır. Bu konuda Yalova ili rüştünü ispatlamış yöneticilere, belediye başkanlarına ve idarecilerine haizdir, sahiptir. O konuda mutlu bir şehiriz. Bu beldemize de Ali Kangal Beyefendi ile beraber güzel bir ilme, güzel bir organizasyon, koordinasyonla beraber faaliyet bir fırtınası var. Ben Kendisini, ailesini, ekibini ve Kaytazdere tebrik ediyorum. Bu güzelliklerin ismi değişiyor, programların ismi değişiyor ama amaç, ruh hep aynı, sevinç ve gözlerdeki pırıltı hep aynı. Ben onun da o sevincini paylaşmak için hususiyetle geliyoruz Kaytazdere'mize. Geçen hafta da biz Subaşı Belediye Başkanı Volkan Bey'le çok güzel sürpriz bir şekilde bir fitness salonu açılışı yapmıştık. Demek ki Altınova Kaymakamımız Nurullah Kaya Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin büyükşehir belediyelerinden bir tanesinin belediye başkanıyla, ismini söylemeyelim belediye başkanının, ama köylere ziyarete gittik biz araç içerisinde. Biz de bir belediye başkanının bir günü nasıl geçiyor diye bir televizyon programı çekiyoruz. Sabah erkenden 6'da Sayın Başkanı Yenge Hanım uğurladı. Biz de o kahvaltıya iştirak ettik. Sonrasında gittik bir köy yerine. Şimdi köyde kahvehane, kahvehanenin içerisini şalvarlı teyzeler bastılar. Başkan, senden özel görüşeceğiz dediler. Ne görüşeceğiz bakalım? Muhtar, ne görüşeceğiz dedi. Benim haberim yok. Muhtar, sen karışma. Biz kadın kadına görüşeceğiz dediler. Ben, sen kadınsan gel. Kadın değilsen karışma dediler. Başkan, sen bizim evladımızsın dediler. Belediye başkanını çektiler kenara. Ne istiyorsun dedi benden. Yol mu? Başkan, yol var. Temiz akan su mu? Başkan, su da var. Ne istiyorsunuz? Şehirli kadınlarının kıvırtmaca şeyleri var ya, parklara koydunuz. Onlardan istiyoruz biz dediler. Ne güzel değil mi? Yani köylerde artık, köylerde hizmetler tamamlanınca farklı farklı alanlarda istekler oluyor. Gerçekten bu güzel, bu gelişimin, bu değişimin aslında bir sembolü. Ve Kaytazdere'de de Sayın Ali Kangal dönemiyle birlikte bir slogan. Üreten kadın, üreten toplum. Kadın üretirse, fikir üretirse, emek üretirse, emin olun o toplum üretken. Ve kadınlar erkeklerden daha sıkı tutuyorlar bu işi galiba. Cüzdanı iyi tutuyorlar, hesabı iyi tutuyorlar, aileyi iyi tutuyorlar, toplumu iyi tutuyorlar. Onun için kadınlarımıza gerçekten onların bizim üzerimizde hakları çok fazla. Dolayısıyla o gün verilen söz bugün yerine getiriliyor. Sağ olsunlar. Şimdi bu eser ve bunun gibi eserlerin oluşumunda katkılar sağlayan isimler var. Onları da ilelebet unutmamaları ve bizleri hatırlamaları, belediyemizi hatırlamaları adına Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Albay Ayhan Balıkçı Beyefendi'yi davet ediyoruz. Plaket takdimi için kendilerini davet ediyoruz. Yine Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Abdullah Orhan Beyefendi'yi davet ediyoruz. Ve plaketlerini takdim etmek üzere belediye başkanımızı ve sayın kaymakamımızı birlikte davet ediyoruz. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanı, buyurun. Abdullah sen misin? Benim. Ayhan sana ait. Şimdi imkanları çok güzel. Şimdi Karamürselbey Eğitim Komutanlığımızın imkanları çok güzel. Yani bizler de maaşlı şef olarak bu imkanları kullanmakta, yönlendirmekte görevimiz. Şu anda da bizim sporcularımıza da sahip çıkıyorlar, ilçemizin sporcularına. Ben Ayhan Bey'e ve Abdullah Bey'e huzurunuza teşekkür ediyorum. Çok faydalı hizmetler oldu. İnşallah bir yıl sonra o hizmetlerin sonucunun çıktısını göreceğiz hep beraber. Sayın Tayyip. Evet, gazeteci meslektaşlarımız da bu anı bölümsüzleştiriyorlar. Körfezi'nin güney sahili Cenab-ı Hakk'ın böyle bu konuda cömertçe pehlivanlar, çıraklar, usta ilişkileri ve sonrasında da o yeşil er meydanlarını titreten isimler var. İşte o isimlerden bir tanesi Sayın Belediye Başkanımız da aynı soy ismi taşıyor. Başpehlivanımız Sebahattin Kangal Beyefendi'ye davet ediyoruz. Yine Avrupa'da, dünyada katılmış olduğu müsabakalarda ay yıldızlı al bayrağımızı göndere defalarca çektirmiş olan şampiyon güreşçimiz Ali Kayalı Beyefendi'yi de huzurlarınıza davet ediyorum. plaketlerini takdim etmek üzere Taşköprü Belediye Başkanımız Sayın Nedret Gülen Beyefendi'ye ve Subaşı Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Beyefendi'ye davet ediyoruz. Şöyle başkanım bu diye bakabilir miyiz? Volkan başkanım. Gençlerimize bu fotoğrafa gençlerimize bundan sonra Kaytazdere Belediye Başkanımızı da davet edelim. Yetiştirecek eğitimleri bekliyoruz. Başkanım ortaya alalım. Abi burada şey veriyorsun ha. Sipariş. Açılış için bütün protokolümüzü ve Altınova ilçemizden gel abi gel. Arkadaşlar biz bol bol çocuğu olalım. Yine başlayalım. Sen tutacağız arkadaşlar şöyle. Hazırlıyoruz biz arkadaşlar. Başka burada. Hadi. Bol bol çok. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Biz geç kaldık. Makas. O bahşiş istiyor. Şu abinden başa. Evet. Ya bırak abi. Aşağıda değilim. Ya aşağıda abi bu videoyu yedim, iki de şey yapıyorum. Arkadaşım bütün reytingi arasına beraber olmalı bir şey. İstemeden böyle bazı... Teşekkür ederiz.